Dostlarım selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 30 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz gerçekten, bakın gerçekten çok güzel bir strateji anlatacağım. Hatta bugüne kadar anlattığım stratejiler içerisinde ilk 5'e falan girer bu strateji. O kadar güzel olduğuna eminim. Birazdan görünce sizler de anlayacaksınız. Videoya başlamadan önce birkaç tane bilgilendirme yapmak isterim. Biliyorsunuz bizim mayım indikatörümüz var arkadaşlar ve sürekli böyle çok kötü yorumlara maruz kalıyoruz. Neden olduğunu anlamadım. Yani bugün daha birisi yorumlara şey yazmış. İşte sen kazanamadın indikatör satanarak para, satarak para kazanacaksın. İşte piyasada hiçbir şey bildiğin yok falan. İşte bu indikatör hiç para kazandırmaz tarzında. Yani çok yumuşattım tabii. Yani anlamadım bunu kullanan onlarca kişi var şu an. Onlar nasıl kazanıyor? Biz nasıl kazanıyoruz? Bununla ilgili yarın ya da bir gün, ertesi gün diyeyim. Kendim canlı işlem yaptım. Bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun bilgilendirmesini şimdiden yapayım dedim. Nasıl kullanılır? Nasıl kazanıyoruz daha doğrusu? Çünkü olay o kadar basit ki. Yani hiç böyle karma karışık bir durum yok. Onun dışında video geçmeden videoda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Onu da hatırlatayım. Miami'de de şöyle göstereyim sizlere. Yani neresi zor anlamış değilim. Bakın direnç bölgesinden sel geldiği zaman aşağı doğru kırıldığında short işlem açıyorum. Bakın aşağıdaki destek bölgesine hedefliyorum. Yani oralara kadar gelmesi de %2.5 gibi karlar bırakmış para zaten. Bakın destek pardon direnç yine kırıldığında buy sinyali gelmişse eğer işleme giriyorum. Yani 0.9% Yani bunlar az mı bilmiyorum. Kesinlikle. Bununla ilgili bir video çekeceğim dediğim gibi. Myem indikatörü bu şekilde. indikatörde erişmek isterseniz Telegram kanalımdan gelip bana indikatör hakkında bilgi almak istiyorum vesaire yazabilirsiniz. Ben size bilgilendirmeleri yapacağım arkadaşlar. Her neyse lafı uzatmadan videoya geçelim dilerseniz. Bugün gerçekten bakın müthiş bir strateji anlatacağım. Yani bu kötü yorum yapan arkadaşlara da umarım kapak olur. Bu kadar söylemek istiyorum. Yani kanalda 80'in üzerinde bakın neredeyse 100'e yakın ücretsiz strateji var. Yani bir tane Miami batmış arkadaşlar. İşte böyle insanlar var maalesef. Ne diyeyim? Bu arada video geçmeden videoyu beğenip yorum atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Etkileşimimiz düşmeye başladı. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli biliyorsunuz. Her yorumunuzu da tek tek okuyorum. Videoda başlayalım. Lafı da çok uzattık. 3 tane indikatör kullanacağız arkadaşlar. Bunların nasıl oluşturulduğunu, nasıl kullanılacağını şimdi birazdan göstereceğim ama şöyle bir gözücüyle bakın. Bakın gerçekten ya yani muazzam bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yani tersi de bırakma gibi bir durum yok. Zaten trend odaklı gideceğiz. Evet, dilerseniz indikatörlere geçelim. Şimdi göstergeler kısmında ben daha öncesinde ekledim çünkü ayarları biraz uzun. Videoda vaktinizi almak istemedim arkadaşlar. Şu şekilde göstergeler kısmına geldiğimde bakın 10 in 1 yazıyorum. Bu şekilde 10 in 1 different moving average. Buna bir kere tıklıyorum arkadaşlar. O da buradaki indikatörümüz bakın. Şu indikatörümüz. Bunun ayarlarına geldiğim zaman girdiler kısmında ilk ikisini açıyorum. Birinciyi RMA yapıyorum. Uzunluğun 200 yapıyorum ve tarzını burada stil miydi hatırlamıyorum. 1 saat yapıyorum arkadaşlar. Bakın 30 dakikada 1 saat, 15 dakikada yine 1 saat. Bir üst zaman aralığını kullanarak trade'ler yapacağım. Şimdi 30 dakikalık grafiğe geçeyim. Ha eğer ben bunu 5 dakikalık grafikte kullanacaksam da orasını gelip 15 yapıyorum. Bunu geçen videomda anlatmıştım. İzlemediyseniz yukarıya kartını bırakırım. Direkt oradan gidip izleyebilirsiniz. Şimdi ikinci indikatörümüz Pivot Point Supertrend. Göstergeler kısmına aynen bu şekilde yazıyoruz bakın. Pivot Point Supertrend yazdığımızda bakın editörün seçimi zaten Lansamda Blue. Gerçekten çok güzel bir kodlayıcı kodlarıdır arkadaşlar kendisi. Bunun indikatörü bir kere tıklayacağız ve grafiklerimize bu şekilde gelmiş olacak. Ayarlarında girdiler kısmında bakın 4 3 14 yapıyorum. Bunun ikisini açıyorum. Stil kısmında da Y ve sel açık kalacak. Diğer her şeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Üçüncü indikatörümüz DPMO. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Pivot point super trendi de anlatmıştım arkadaşlar. DPMO nedir? Bizlere momentum'u gösterir. Hareketli ortalama trendin yönünü gösterir. Süper trend de trendi gösterir. Hem de pivot noktalarıyla entegre edilmiş bir süper trend. Yani bu da bize sinyal oluşturacak. Hem momentum'u hem trendi yakalayacağız. Hem de bizler için doğru noktalarda sinyaller oluşacak. Böyle bir sistem arkadaşlar. Yani momentum var. Hareketli ortalama var. Yani trend var. Ne eksik hocam? Hacim eksik. Hacim verisini de yani başka bir indikatörden çekebilirsiniz. 3 indikatör sınırınız yoksa ücretli üyelikte biliyorsunuz 3 indikatör sınırı var. Başka bir hacim indikatörü direkt hacim de olur, OBV de olur. O tarz indikatörlerle destekleyebilirsiniz. Şimdi göstergeler bölümüne geldiğimde Buraya direkt DPMO yazıyorum. Bakın DPMO bu değil. Alttaki Decision Price Momentum Osilatör. Buna bir kere tıkladım ve karşıma gelecek arkadaşlar bu şekilde gelmeyecek. Bakın ayarları şu şekilde. İlk yumuşatmayı 100 yapıyorum. İkinciyi 200 yapıyorum. Üçüncü 10 olarak kalıyor. Fill region'ı açıyorum. Enable histo color açıyorum. Ardından show only histo'yu açıyorum stil kısmına geliyorum. Bakın bu şekilde olacak. Tamamen bu şekilde ayarlayın. Stil kısmına geldiğimde histogramın renkleri arkadaşlar bunlar farklı gelecek. İlk iki rengi yeşil yapıyorum. Sonuna kadar açıyorum. İkinci renk 2 ile renk 3'ü de kırmızı yapıyorum. Bunları da sonuna kadar açıyorum. Renk 4 ile pek bir işimiz yok arkadaşlar. Ardından tamam dedim. Şimdi hocam bu indikatör sistemini biz nasıl kullanabiliriz? İndikatörler çöptür diyenlere gelsin. Gerçekten biraz doldum galiba. Şu şekilde dostlarım. Öncelikle hareketli ortalamamız var iki tane. Bu hareketli ortalamaların altındaysa fiyat bizlere bir düşüş trendi olduğunu, eğer üzerindeyse de bir yükseliş trendi olduğunu anlamamız gerekli öncelikle. Bakın bir buy sinyali gelmiş. Alttaki osilatörümüz yeşile dönüştüğünde yükseliş yönlü bir momentum olduğunu kırmızıya dönüştüğünde düşüş yönlü bir momentum olduğunu anlayabilirim. Buradan mesela örneğin bir buy sinyali aldım. 2 hareketli ortalamanın da altında hatta buy sinyalinden sonra kırılmış bir tanesi. Ama hala fiyat ortada ve kararsız bir bölgede. Ben burada direkt işleme girmeyeceğim. Fiyatın iki hareketli ortalamanın birden üstüne çıkmasını o anda da buy sinyalinin hala geçerli olmasını yani herhangi bir sel sinyali gelmemiş olmasını istiyorum. Bununla birlikte alttaki momentum indikatörüm de yeşil olmaya devam edecek arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Yani yeşil bir momentum, yükseliş yönlü bir momentum gücünü kaybetmemiş olacaktır. Bu şekilde buradan işleme girdiğimde işlemden nerede çıkabilirim? Momentum kırmızıya dönüştüğünde çıkabilirim arkadaşlar. Veyahut şu iki hareketli ortalamaların hareketli ortalamalardan birinin kesilmesiyle de yani şurada kırılmasıyla da işlemden çıkabilirim. Daha da güzeli var. Burada girdim. Diyelim ki şu noktaya ben stop bıraktım. Bakın biraz daha yaklaştırayım net görülsün. Burada işleme girdim, yukarısına çıktığında buraya stopumu bıraktım. Ardından fiyat yükseldi ve bir tepki aldı. Ne yapıyordum? Burada tepkinin altına stopumu bırakıyorum. Fiyat yükseldi ve düşmeye başladı. Bir tepki daha aldı. Bu tepkinin altına stopumu bırakıyordum. Bir tepki daha aldı. Bakın stopumu patlatmadan yükseldi tekrardan. Bir tepki daha aldı. Şimdi ne yapıyorum? Stopumu bu tepkinin altına bırakıyorum. Yükseldi ve düşüşte bakın fitilin ucundan burada stop olmuş oldum. İşleme nerede girmiştim? Bu noktada. Bakın yarım saatlik grafiklerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %13 gibi bir kar almış olduk. 4 günde toplamda bakın 72 çubuk 4 gün. Gerçekten müthiş bir strateji. Yani bir short işleme girmek için neyi bekleyeceğiz hocam peki? Şunu kaldırayım. Bakın sel sinyali geldi. Fiyat aşağı doğru hareket etti. İkinci hareketli ortalamamda aşağı doğru kırdığında şu şekilde ve momentum hala kırmızıysa buradan bir short işlem açabilirim. Ancak ne olmuş burada? Bakın sel sinyalinden sonra çok fazla zaten düşmüş fiyat. Yani nasıl anlatayım? Sel sinyali şu mumda gelmiş dostlarım. Tam olarak. Buradan sonra fiyat zaten bunun altına inene kadar %7 düşmüş. O yüzden buradaki düşüş momentumu gücünü koruyamamış. Diyelim ki burada girdim. Nereye stop bırakacaktım? Buraya. Bakın burada işleme girdiğimi düşünüyorum. Bakın şu noktada benim stopum patladı mı? %2.70. Hadi %3 diyelim. %3 kaybettim. Bakın buradaki buy sinyali benim için yine geçerli. Burada işleme girdiğimde kaybettiğim miktar fazlasıyla alma şansım var. Bakın sell sinyali geçerli mi? Hayır. İki hareketli ortalamanın da altına inememiş. Ancak buy sinyali geçerli mi? Evet. Hem momentumum yeşil. Hem iki hareketli ortalamanın üzerindeyim. Yani geçerlidir. Yine gördüğünüz gibi %5.5 gibi karlar alma olasılığım var. Buradaki sell sinyali geçerli midir? Hayır. Buy sinyali geçerli mi? Evet. Bakın. %9.30 gibi karlar alma olasılığım var arkadaşlar. Gerçekten bakın çok muazzam bir strateji. Alın kullanın. Ben de rahmetle anın. Bu güzel stratejilerin hatırına da bir yorum veya like'ınızı alırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi yarın veya ertesi gün Miami ile ilgili bir canlı trade videosu yapacağım. O videoda da neyin ne olduğunu herkes görür umarım. Hoşçakalın dostlarım. Bol kazançlı günler dilerim.